Yani bu 21 gözaltının şeyle ilgisi yok. Yani otopside elde edilen bulgularla ilgili değil dedi. Eğer öyle değilse neden bu kadar gün sonra 21 kişi gözaltına alınıyor? Zaten burası 20 hanelik bir köy. Kimi alacaksınız? Zaten köylü bunlar yani. Hı hı. Dolayısıyla köyde kim varsa bir daha ifadesine başvurulacaktır. Çünkü ortada artık ya bugün itibariyle resmen ve fiilen Küçük Nari'nin öldüğü anlaşılmış oldu ve dolayısıyla artık bir cinayet soruşturması var ve dolayısıyla yakınları da dahil hemen herkes bu cinayet soruşturmasının olağan ve potansiyel şüphelisi. Tabii olay çok anlaşılmaz ve gizemli bir hal aldı. Yani kız çocuğu Kur'an kursundan çıkıyor, köy yolundayken birdenbire kayboluyor. Ve bütün bir köy bu cinayete dair hiçbir fikrinin ve bilgisinin olmadığını iddia ediyor. Bölüm ilginç. Yani son... Ve cesedi de köyün 1-2 kilometre ilerisinde, gene köyün bir yakın merkezde bir derenin içinde bulunuyor. Şimdi dolayısıyla bunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Bugüne kadar yani neyse ki en azından yani bir yani ceset en azından bulunabildi yani. Çünkü günlerdir o da bulunamıyordu. Bu aşamadan sonra artık bu şüphelilerden, potansiyel şüphelilerden elde edilecek bilgilerle faile doğru, belki faillere doğru gideceğiz. Dediğim üzere yani Nari'nin bulunma şekli derenin içinde, suyun içinde, üzerine bir çuvalın içinde, üzerine 3-4 kaya konu, taş konak, dallarla örtülerek saklanma şekli ben de sanki bunu bir kişinin yapmış olamayacağı, birden çok kişinin yapmış olabileceği gibi bir kuşku uyandırdı. Evet, bu arada İsmail senin biraz daha kalmanı rica edeceğim. Can Galip Esari onun sözünü bir hatırlatır mısın? Evet, evet, tabii. Hemen yeniden açayım. Yani bunu söylüyor. Şey biz, çok affedersiniz hocam. Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip de söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile bizim dostlarımızdır. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir cümle? Nasıl bir cümle? Ya ben nasıl çok merak olabilir? Ediyorum. Yani, evet İsmail ne diyorsun bu cümle? Sen ailenin dostu olma, sen milletin dostu ol. Evet. Şöyle tabii ben bir an şöyle düşündüm. Acaba bu köy Gazisareoğlu'nun aşiretinden mi diye düşündüm. Yani böyle bir yakınlık ifade eden cümle kurması bende o fikri akla getirdi. Sormadım da olabilir yani. Esareoğulların aşiretine mensup bir köy de olabilir. Şimdi bizim de kulaklarımıza bazı duyumlar geliyor günlerdir ama bunu tabii ben de dile getiremiyorum. Hani bazı ihtimaller, bazı olasılıklar. Öyle de olabilir, olmayabilir de. Bunu dile getirmenin de bir yükü. Ben gazeteciyim çünkü. Bu sadece duyum. Doğrulayamadığım, teyit edemediğim bir duyum. Doğruymuş gibi aktarırsam öyle çıkmadığında başka insanlara töhmet altında bırakmak olur. Benimkisi bir gazeteci süzgeci. Ama yani şimdi sayın vekilin kurduğu cümle şöyle bir cümle. Ben biliyorum ama söylemiyorum cümlesi. Sayın vekil biliyorsanız gidin savcıya söyleyin zaten. Televizyon ekranında niye bunu söylüyorsunuz? O cümleden kamuoyu bunu anlıyor. Neyi anlıyor? Zaten insanlar Küçük Nari'nin köyde yakınları tarafından öldürüldüğüne dair kanaat sahibi olmuş durumlar. Niçin kanaat olmuş bu? Şimdi köyün işte çoğunlukla birbiriyle akraba olmasından kaynaklı hiç kimsenin bir diğer aleyhine ifade vermediği yönünde bir düşünce birliği oluşmuş. Bu böyledir demiyorum ama kanaat artık böyle diyorum. Ben böyledir demiyorum. Şimdi böyle olunca bunun üzerine de AK Partili milletvekili çıktı. Efendim biz bu aile ne dedi Can? Bildiğimiz ama söyleyemediğimiz evet, şeyler evet, var. Bizlerin bazen mi? Bildiği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Bu arada şimdi, yeni bir açıklama daha yapmış yani. İsmail Galip Ensarioğlu bir televizyon yayınında söylemişti o sözleri. Fakat tabii çok tepki çekince ve sosyal medyada en tevil çok konuşan açıklama olunca bir başka televizyon kanalında bu iftira ve manipülasyonlar karşısında doğruları anlatacağım izleyin diye bir açıklama yapmış. Bakalım. Yani tabii işte ama sonuç olarak dediğim üzere bir milletvekili bizim de bildiğimiz bazen bildiğimiz ama söyleyemediğimiz şeyler var diyemez. O takdirde sizin bu aile bireylerinin sizinle akrabalık bağı olduğu ya da siyasi bir bağın olduğu bu nedenle bildiğinizi sakladığınız. Onu söyledi İsmail zaten 40 yıllık aile dostluğu. Bildiğini sakladığınız tabii aile yani tam da bu nedenle sakladığı evet.
aile dostu tam da bu nedenle sakladığı ya da siyasi tercihinden dolayı sakladığı şeklinde yorumlanır. Tabii. Dolayısıyla bunu başka bir açıklamayla düzeltmesi de mümkün değil. Galip Ensarioğlu yani bu cinayetteki bu belirsizlikleri daha da arttıran, kendisini de neredeyse şüpheli hale getirecek bir açıklama yapmış. Evet. En doğrusu efendim bana operasyon manipülasyon diyeceğine bildiği neyse açıklasın. Açıklasın bilelim. Evet. Bu buradan çıkmasının yolu budur yani. Yani açıkça skandal olarak tarif ediliyor bu sözler. Kesinlikle. İsmail Saymaz'ı uğurlayacağız ama kimse bir İsmail varsa. İsmail de duysun isterim. Yani onun da eğer bu noktada bir yorum varsa. Evet. Yani mesela Diyarbakır'da bu konuda protesto gösterisinde bulunan insanlara bu kadar sert bir müdahalenin yapılmasında da yine aynı benzer bir akıl var. Yani şimdi bu insanlara siz ne gerekçeyle saldırıda bulundunuz? Ne gerekçeyle onlara müdahalede bulundunuz hatta? Ne olabilir yani o olabilir? Eylemde değil mi? Slogan hayır, bakın, atacaklar, katilleri bulunsun, hesap sevgili bulunsun. Sevgili Seda sadece bakın şeyi demiyorum. Yani saldırması zaten kabul edilemez de ne gerekçeyle evet. Siz müdahale etmeye çalıştınız? Yani bırakın insanlar bu konuda protestolarını ortaya koysunlar. Şimdi burada emniyet teşkilatına ve Ali Yerlikaya'ya da seslenmek lazım. Şimdi nasıl Galip Ensarioğlu birilerini koruyorsa siz de yine aynı kişileri korumak için mi bunu yaptınız? Böyle bir şey yapmaya hakkınız var mı? Yani Türkiye'nin anayasasında gösteri, yürüyüş hakkı kayıt altına alınmamış mıdır? Evet. Yani bu konuda ne demek istersin İsmail? O Ensarioğlu'nun söylediğiyle burada müdahale arasında bir bütünlük yok mu sence de? Ya şimdi tabii orada Meral Deniz Beştaş, Selahattin Demirtaş'ın işi ve HDP'liler yürüyor. Hı hı. Zaten aslında böyle bir şiddetle yaklaşılmasının bir nedeni de herhalde yürüyüşçülerin siyasal kimliği. Yani burada bu kadar gayretli olacaklarına şu cinayetin aydınlatılması, cesedin bulunması noktasındaki hataları yapmasalardı. Örneğin ben not almışım. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım Bey olaydan 3 gün sonra kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bu ana kadar hiç benim tanık olmadığım bir açıklamaydı. Jandarma Komutanı etrafına gazetecileri topladı. O gün dedi ki Allah nasip ederse kısa bir zamanda mahallemize ulaşacağız. Sonuca çok yaklaştık. Siz bu cümleden ne anlarsınız? Allah aşkına. Allah nasip ederse mahallemize ulaşacağız. Sonuca çok yaklaştık. Yani şöyle anlıyorsunuz sağ bulacağız. Ve bugün yarın bulacağız. Evet. Ya bunun bile üzerinden 15 gün geçti ya. Ya. Yani 15 gün geçti. Kızcağızın evet. Cesedi bulundu. Ve öyle bugün yarın da değil. 12 işte 10 küsur gün sonra bulundu. Peki böyle kriz yönetimi olur mu? Bir devlet böyle bir ciddiyetle davranır mı yani? Evet. Kamuoyunu beklentiye soktular. Bu açıklamayı yapanlar. Kamuoyu beklentiye soktular. Yarın bulunacak. İşte kısa zamanda bulunacak diye. Şimdi buyurun açıklayın. Evet.